Herkese merhaba arkadaşlar, ben Danfuzu Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sinir bozucu videoları izleyeceğiz. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izlemek imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü video boyunca inanılmaz bir şekilde sinir oluyoruz ya gördüğümüz şeylere. Ve bu video sizlerden tamı tamına 300 like bekliyorum. Belki 300 like gerçekten çok mutlu olurum. Like'larınız benim için çok önemli. Bu arada kanalımızı sağda solda bir yerlerde gördüyseniz mutlaka kanalımıza abone olun. Sizler de ailemize katılın. Ve 20 bin abone olmamız çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. O zaman sizi beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, videomuza başladık. Evet, burada bir dolap görüyoruz ve dolapta full aynı içecekler var, yan yana dizilmiş. Hiçbir şey anlamadım ama. Aa, bu çok kötü gerçekten. Bak, bunlarda rahatsız oluyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ama. Evet, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi fayansı yanlış bir şekilde koymuşlar. Gerçekten de insanı rahatsız ediyor ya. Ve burada da futbol topunu o dikişli yerlere değil de biraz kaydırmışlar. Ey, çok kötü. Aa, böyle parke taşları hiç hoşuma gitmiyor. Baksanıza. Yamuk yamuk koymuşlar bunları. Bunları kim yaptı böyle? Aa, bakın burada da yanlış koymuşlar arkadaşlar. Ketçabın mayonezi, mayonezi ketçabın kutusuna falan işte öyle bir şey. Aa, bakın orada bir tanesini farklı koymuşlar. Burada da birisi fazladan, şuna bakın. Kapının önünü yanlış bir şekilde yanlış bir yere koymuşlar bakın. Orada simetriksizlik var. Çorapta bir hata var. Bakın orada da yanlışlar var. Burada kitapların uzunluğu yanlış değil mi? Ve arkadaşlar video çok hızlı geçiyor. Burada da yine bir şey, aynı farklı bir boyanma var. Kesin o şeyi yanlış koydular, o kapağı var ya. Evet, burada bir şekerlemeler falan var. Yeşil niye orada? Ulan o pencereyi neden yamuk koydunuz ya? Ben simetri hastasıyım bak, böyle şeylere uyuz oluyorum. Burada da madalyayı görüyoruz. Ve burada bir hata göremedim ben sanki. Evet yine arkadaşlar bir parke hatası. Parkeyi yanlış koymuşlar. Şöyle koysanız o parkeyi. Telefon çaldı sandım bir anda. Aa, kanalizasyon şey kapağına bakın. Kaldırıma girmiş. Evet, burada tren rayı arkadaşlar ortalı değil. Biraz köşeye doğru kaymış. Köprüyü yanlış yapmışlar o zaman. Evet yine aynı şekilde parke hatası. Genelde bu parkeler oluyor böyle hatalı şekilde. Burada kabloları falan görüyoruz. Kablolar birbirine girmiş. Ama çok da bir hata göremedim. Aa, basketbol topuna bakın. Yine bir dikiş hatası. Legolar var burada. Fakat ortada bir Lego. Farklı yamuk koyulmuş. Evet, burada da kurabiyeyi yanlış koymuşlar. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ben ya. Bir düşünüyorum da karşılaşmadım. Buradaki şeyi anlamadım ben olayı. Aa, şuna bakın arkadaşlar. Yönleri ne tarafa doğru bakıyor? Lan olur mu öyle şey ya? Evet, burada da camı niye diğerlerine göre farklı bir yere koydunuz? Niye yani? Evet, burada da arkadaşlar alt kısımlarda gördüğünüz gibi bazı yerler yamuk. Pastayı yanlış kesiyor. Bak, pastayı çizgilerine göre keseceksiniz. Böyle olmaz. Bak, ben böyle şeylere karşıyım. Yine aynı şekilde burada boyama hatası mı var acaba, yoksa şeyi mi yanlış yere koydular o kapağı? Kapağını görüyor musunuz arkadaşlar şu dolabın? Bir altta bir üstte. Burada da gerçekten büyük bir hata var. O beyazı bir sola kaydırsanız olurdu. Kutuları yanlış, içindeki şeyleri yanlış kutulara koymuşlar. Anladım hemen. Evet, burada da parke, ortada bir yanlış parke var ama çok dikkat çekmiyor bu. Ocağa bakar mısınız arkadaşlar? Çemberin dışına çıkmış. Ve burada da az önce gördüğümüz gibi aynısı vardı zaten. Aa, duvara bakın arkadaşlar. O duvarın en uç kısmı var şu ortada. Onlar yanlış yerde birleşmiş. Buradaki olayı anlamadım ben. Evet, burada da yine bir parke hatası var. Ama çok fazla dikkat çekmiyor sanki ya. Pastada... Oğlum, pasta çok değişik kesmişler ya. Böyle pasta mı kesilir? Oradaki mavi şey var ya, beni gerçekten sinir etti. Sinirimi bozdu ya. Bak, böyle hatalarda bence arkadaşlar şu kapağı yanlış koyuyorlar. O kapağı biraz çevirin. Tamam, olacak bu iş. Aa, oradaki şeylerden bir tanesi neden uzun? Bunu bana açıklayın. Evet, burada lan bir dakika, anlamadım. Nerede hata? Aa, orada birini yine yanlış koymuşlar. Burada lan, aa, ortada bir küçük bir kare gördüm.
Ettiğin arkadaşlar bir parke hatası. Video boyunca parke hatalarını çok gördük. Burada da arkadaşlar bir kaydırma olmuş. Aga be. Şu kaydırmaları yapmayın. Bakın bir tanesini yamuk koymuşlar. Yamuk şöyle azıcık yamuk koymuşlar. Azıcık. Yine ileride bir yanlış bir şey gördüm arkadaşlar ortalarda. Pasta oradan mı kesilir mi ya? Sinirimi bozdular ya. Ama annem bir dahakine böyle pasta yaptığında ben de öyle bir şey ikiye keseceğim. Bakalım annem kızacak mı? Bak bak yanlış yerlere koymuşlar. Siyah kırmızıya kırmızıyı siyah. Burada da neden onu ortaya koymadınız? Kenara koydunuz. Neden? Adamın fotoğrafı neden altta? Diğerleri küçük bir şekilde üstte. Burada da sanki arıları daha açık sağ tarafta. Sol taraftaki öyle değil. Aa şu kırmızı çizgiye bakar mısınız? O niye orada ya? Bak parkeler yamuk arkadaşlar. Bazıları uzun, alta doğru inince kısalıyor. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ve regular show tişörtlerine bakar mısınız? Üst üste dizilmişler ve oradan bir regular show çıkmış. Oha bunu nasıl dimdik yaptınız? O bence var ya arkadaşlar çok katıydı. Yoksa durmaz öyle. Evet burada da ekmeği görüyorsunuz. Yarısında ne var? Yarısında ne var bilmiyorum. Bu yabancıların bir şeyleridir herhalde. Reçel gibi bir şey. Çok güzel dizmişler meyveleri. Oğlum bu ne böyle? Bu ne ya? Oha gerçekten var ya mükemmel dizmişler ya. Bizim buradakiler olsa var onların yerini değiştirir böyle karıştırır falan. Kibritlere bakın çok güzel. Evet bir avokado var burada fakat buradan ne çıkaracağız anlamadım. Evet oreoları gerçekten mükemmel bir şekilde dizmişler. Yani ne gerek vardı ki böyle bir şeye? Kesin bunları yemeyeceklerdi sadece süs için duracak. Tekerleklere bak nasıl dizmişler. Aynı örgülü saç gibi değil miydi onlar? Hani kızlar örüyor ya. Gerçi erkekler de örüyor. Ben de bir ara örmüştüm. Sınıftaki arkadaşım örmüş saçımı. Evet kabloların eşsiz güzelliği. Futbol sahasına bakın. Gerçi futbol sahası değil lan. Amerikalıların herhalde Amerikan şeyi var ya kavga ediyorlar. Amerikan futbolu işte. Evet bak bu pencereyi görmüştük. Yamuk koymuşlar pencereyi. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar parke hatası. Şuna bakın ya böyle şey olabilir mi ya? Oha. Tencerenin içinde var böyle bir şey. Bunu sökmüşler ama azıcık çıkmış falan. Bak onların yerini değiştirir misiniz lütfen? Çok kötü görünüyor çünkü. Evet burada da arkadaşlar yine o küçük üçgeni oraya koyar mısınız? Evet diğer videodan da bazı kesitler falan da var arkadaşlar bu videoda. Bak şunlar uyuz oluyor. Bu çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Aşırı dikkat çekiyor bunlar. Onu kesin değiştirmelisiniz. Aa, şuna bakın. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten video izlerken aşırı sinir oldum şu parkelere falan. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bırak tıkalım ve bay bay.